hangisi yapmış sizce? Mumbarı, püreyi, tavuğu, mumbarı böreği? Hiç olmamış. Olmamış. Hiç yani ne baharat tadı var ne bir şey var. Yani yalnızca bir lapa pirinç pişmiş o kadar. Bir de soğuk. Başka bir şey yok zaten. Püre yapılıp tavuk zaten doğranmış tamam, alındığı öyle için. De, tamam da ama lezzet verebilmiş mi? Bakın ne püreler geliyor. Evet. Püreyle tavuk güzel olmuş. Güzel evet, güzel. Güzel olmuş. Tavuğun tadı güzel. Gerçekten yemeğime güveniyorum. Bence kıskandılar. Katılmıyorum. Kesinlikle hiçbirine katılmıyorum. Hep böyle bu pilav olmuş, bu pilav olmuş, bu pilav olmuş. Ya bir yiyin, bir tadına bakın. Nasıl bir şey olduğunu. Ben mumbar, dediğiniz gibi mumbarı zaten olmamış. Evet. Olmamış. Kalem böreği hepimizin yaptığı gibi yağa atıyorsun. Zaten çıtır çıtır oluyor güzel sardığında. O da şimdi kızartmış zaten. Tabii. Yani bir şey yokmuş ki zaten Meride. Şimdi kızartıp getirdi onu da yani. Tavukta tabii biraz ki. Sarımsak. İçecek istiyoruz. Sarımsak kokusunu fazla aldım biraz yok. Tavukta. Mavi. Tavukta sarımsak kokusunu İçecek fazla istiyorum. Aldım biraz. Mumbar dolması olaraktan sadece bizim mumbar. Evet. Görüntüdeydi. İçecek istiyoruz, içecek. Tabii içecek ne alırsınız? Ayran var. Ayran alırım. Tabii. Yedek çatalın bıçağın var mı? Ana yemeğe gideceğiz. Alalım mı bunları? Çatal kaşık. Var mı yedek? Ya, yedek çatalım yok. Yok. Hı-hı. Peki. O zaman verelim eline sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Mumbar hariç her şeyi beğendik aslında. Tavuk sote fena değildi ama ana yemek olmalıydı tavuk sote bence. Zaten bir kaşıkla tavuk koymuştu üzerine yani bir kaşık yoktu bile. Mumbar zaten bitmişti, dağılmıştı. Bugünkü menüde yarışmaya uygun olan bir menü bulamadım ben. Lezzetli gerçi beğeniyorlar ama uyumlu görmediler herhalde. Geliniz gelince şunu sormak isterim. Bunun ekşiliği neden geliyor? Limondan mı, sirkeden mi? Bayağı bir ilk defa ekşi bir mumbar dolması yedim. Sirke limon koyulmaz mumbara ama hiç koymadı. Sirke limon yoktu mumbarda. Ne koydu mumbarda acaba? Evet bir ekşilik yaparken var. Yaparken görmedim ben. Görmediniz. Yanındayım ama görmedim. Bunu herhalde mumbarı yıkamak için sirke ben dökülmüş veya evet, limon. Fazla. Onu herhalde yıkanır, iyice... Sirkeli suda yıkanabilir. Evet onu da yıkanıyor zaten. Ama herhalde iyice yıkanmadığı için biraz çok sinmiş. Çok yıkadı. Çok sinmiş o zaman. Ya sirkesini fazla koydu ya evet, iyi durulayamadı. Durulayamadı evet öyle olmuş. Limonlu suya koydu yani koku olmasın diyerek de. Biz defne yaprağı koku koyduk mesela. Koku olmamış da sirke diyorlar evet. Fazla olmuş. Defne yaprağı evet. Evet defne yaprağı kokusunu alabilirsin canım. Elnesin. Bu kadar kusur kadı kızında da olur. İşte buyurun niye gülmüyordunuz? Buyurun güldü. Niye güldü işte bu. Ne yapalım? Kahkahaları atıyor maşallah hiç. Attı yani. Neye attın sen kahkahayı? Güzel bir yemekler çıksaydı da hep birlikte kahkaha atsaydık. Sen attın yani değil mi? Öyle olmaz. Bu mumbar dolmasında bir ekşilik var. Limon mu sıktınız, sirke mi koydunuz? Bir ekşilik aldın mı? O da kısa, ben de kısa. Neyle yıkadın? Neyle yıkadın mumbarı? Sen limonlu su, biraz da sirke. İşte hani bekletirdim ondan. Hani kokusu alsın diye. Onu demek ki iyice yıkamamışım. Biraz yani kokusu sinmiş. Olabilir. Çok güzel yıkadım, temiz yıkadım ama. Bir ekşilik konuş, var. Abla, şey alacak mısın? Ayran mı alacaksın? İstiyorsanız. Tamam. Ben almayacağım. Bunları göremedim. Yine bir pirinç geldi masaya. Baharatsız bir dolma içi gibi pirinç geldi. Bunları göremedim. O da dünkü gibi baharatsız bir pirinç dolma içi gelmişti masaya. Bunbar yerine. Onu da gördük. Tadına baktım sadece. Bunbarı zaten pilav gibi olmuştu bunbarı. O günkü gibi mumbar bulamadım içinde. Çok pişmiş. Bence beğeniyorlar. Yani biraz sanki onlar kendi yani lezzetini beğendiği için kıskandığını zaten söyledim orada. Kıskanıyor musunuz acaba siz? Biraz hani daha doğrusu biraz kızdı o. Hani suratı değişti hani niye böyle bir şey kullandın diye. Biraz da şüphe duyuyorum yani. Ayşe Hanım kaçınız kaldı? Hesabını siz yapın o zaman be. Ben düşük kaldım. Benim üçüm kaldı. Evet. Üçü de hiç kimseye vermek istemedim aslında. Var mı elinizde yani. Başka sayınız var mı verecek? Niye yok mu? Yedim var, sekizim var, dokuzum var. Ya. Niye yok mu? Bugün hiçbir şeyi beğenmiyorsun. Niye ben beğendim ama bakın, şeyini kalem böreği arayı beğendim. Püreyi, tavuğu beğendim. Tavuğu beğendim, püresini beğendim. Bize haksızlık dün de o. Ben çorba Ayşe ama Hanım. Sizin de hiç... Yani dediğin gibi bumbarın içinde ben hiçbir tane bumbar göremedim. Farkındaysan söyledim evet. De yani. Beğenemediğim için. Bütün hafta yani. Herkes ben sana beş verdim. Menüyü çıkarttım diyor. Herkes öyle. Menüsünü çıkarttığı için sağ yüksek hocam. Puan bekliyor. Bizim menümüz de tamdı yani çıkarmıştık. Dün masalar çok eksikti. Muhtar Hanım 6 puan verdi. Ben çok üzüldüm. Neden? Benim gelinim hepsini tak tak yaptı.
Eksik bir masaya düşük puan veriyoruz. Çünkü hakkı düşük puansa düşük puan. Yemekleri iyi ise puanımızı normal veriyoruz. Abi bu ne? Abi. Ne salatası bu? Mevsim salatası. İşte Demet Hanım buna mevsim abi salatası. Bu ne denir? Evet. Buna denir mi? Buna abi bu ne denir? Denir. Bu mevsim salatası mı? Evet. Domates salatası. Marul. Marul da çoban var. Çoban salatasına benziyor. Çoban salatası desem o da yok, soğanı yok. Ha, çoban ben koydurmadım. Hmm. Ağızları kokmasın diye. Ama o zaman çoban salatası değil. İki tane bir şey atmış, hemen gelmiş. Abi bu ne biçim bir mevsim salatası acaba? Abi mi? Benim konuşma tarzım öyle. Domatesli salatalı doğramışım. Cevap bile gelmedi. Bize cevap vermeden arkasını dönüp... Evet, niye cevap vermiyor tamamlamıyor? Ben demin de ben bir şey söylüyordum, döndü arkasını gitti. Dolmaları getir dedim, dönmüş. Tamam da bir şey konuşuluyor şu an kendisiyle. Önce bir salata konuşuluyor, onun cevabını verseydin. Evet, bizi bir dinleyip bizi kale almıyor o zaman. Hayır. Evet. Daha ne olsun mevsim salatasında? Mevsim salatayı bile beğenmiyorlar ya, bu ne? Ben anlamadım. Nasıl bir şey bekliyordular ben de anlamadım. Bilseydim keşke onlardan önce bir şeye sipariş alsaydım. Bence öyle yani. Gelin bize cevap vermedi. Gelin bizi dinlemedi bile. Kendi gitti içeri. Hiç muhatap olmak istemedi bizimle. Çünkü menüsünü savunacak bir tarafı yoktu. Belki ondan yaptı. Bilmiyorum yani biz konuşurken bile gidiyordu. Hiç dinlememek istedi bizi. Ayşe Hanım'a olsun, Muhtar Hanım'a olsun hiç galeye almadı. Bir şey söyledik hemen gitti falan. Bizi dinlemedi. Yorumlarımızı da dinlemedi. Sorduğumuz soruları da dinlemedi. Herhalde bizi galeye almadı. Bize de cevap verecek bir Hanife Hanım yok. Gelini de arkasını dönüp gidiyor. Biraz şaşırdım gelinin hareketlerine. Kaşık salatası gibi yapmış ama bütün su gelmiş buraya bana. Domatesi bol domatesi olmuş. Domatesi bol. Domates salatası. İçine biraz domates salatası olmuş. Doğru. Biraz marullar falan ölmüş bak. Hafif bir koku var. Ay, acaba niye, neden acaba? Ay kesinlikle. Bu kesinlikle öyle bir şey. Sirke mi koydun? Ay sirke kullanmadım ben. Yani. Kaşık salatası diye mi yaptı acaba? Ya da biz kaşık salatası ile mevsim salatasını karıştırdı mı diyemeyeceğim artık. Hani Hanım bitirdi bile salatayı. Aradığınız kayınvalideye ulaşılamıyor. Kayınvalide yok hani yoğun Hanım yemek yiyor. Aradığınız sultaniyeye ulaşılmıyor. Hepinizin yine yedim. Afiyet olsun. Mevsim salatası ana yemekten önce geldi. Domatesleri soymamış. Gelin bana evde ne yiyorsunuz diye sordu. Ben domatesi evde soymadan yemem. Geline bunu söylemek isterim. Domates salatası olmuş. Benimki bütün suydu. Herkese de gösterdim. Su böyle şey yapmış. Kaşık salatası olmuş yani. Mevsim salatasından çıkmış. Alakası yok. Çoban salatası desem o da değil. Benim mevsim salatası ben kaç kere baktım yani böyle mevsim salatası. Onu gördüm. Şimdi internete baktığı zaman bir sürü değişik mevsim salatası çıkıyor. O da var ama onu herhalde düşünmüyorlar. Hani nasıl olacak, nasıl şey olacak. İnternette tıkladım bir sürü değişik mevsim salatası çıkıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.